Star Trek 3. sezon 6. bölüm Bu bir trap. Bu bir tuzağa bildiğimiz, hep filmlerde duyduğumuz o çakal gibi kurulan içine düştüğümüz tuzaklar. Bu bölümde de Enterprise ve e, Picard ve ekibi uzayın derinliklerinde bu bir tuzağına yakalanır ama bu bölümün girişi çok komik ya. Böyle bir an ne oluyor diyorsun. Böyle holadaki olduğunu anlıyorsun tabii. içeride La Forge yatmış, yanında bir hanımefendi var. Koko Nono içer misin falan diyor. Ben dedim, nereye geldik ne oluyor bir anda her şey çok değişti orada kemancı abi var falan. Meğerse yine iki yoldan giden bir bölüm La Forge ilk yolda böyle biraz romantik takılıyor aşkını ilan etmeye çalışırken friend zone olduğu için tadı, tadık kaçıyor. O sırada da bizim ekipte yolda giderken aa diyorlar ne güzel gemi var burada çok klasik işte Picard böyle görüyor İnanılmaz coşuyor falan. Ve sanırım orada e, yine Star Trek'in ikonu olan ya da olduğumu bilmiyorum şimdi sana soracağım. Cümlelerden biri ortaya çıkıyor. The ship in the bottle. <laughs> ya, mükemmel ya. Bütün o sahne işte Picard'ın o yolda buldukları klasik artık. Bin yıllık gemiye tutulması. Şey diyorsun değil mi? Hiçbir gemi yapmadınız ha, ya. Ha, aynen. Ben yaptım abi falan diyor. Ha sağ ol falan diyor. Sonra Riker böyle şey çekiyor. Ya bırak <laughs> O'Brien diyor bu arada. Yallah ya yaptım ya çok zevkli falan diye. <laughs> çok ya, şeyin falan. Halbuki e, çok ilginç başka bir detaydan bahsedeceğim sana. Daha birkaç bölüm önce. kolraminin geldiği ve diğer evet. uzay gemisine giderek kapıştıkları şey vardı ya hatırlıyor musun? Evet. Kohlrami. Stratejama mıydı neydi? O bölümün ismini unuttum. Evet. Hatırlarlar arkadaşlar. Bir önceki sezonun. Sondan bir önceki güzel bölümü. E, orada mesela Worf Fun kabinin Worf gemisinin küçük bir şişenin içerisinde gemi yapıyor orada. Evet kırıyordu hatta sinirleniyordu. Abi, hatta Ryker gelip kapıyı çalınca çat deşiği kırılıyor falan oluyor böyle. Mesela böyle bir, <laughs> böyle bir sahne var yani aslında hani o kadar yabancı bir şey değil. Ama bu yoksa bir dakikadan gemi modeli mi yapıyordu o gemi içine yapmıyordu şişe içine yapmıyordu. Yok yapıyordu. model yapıyor da şişeye yapmıyordu. Normal modeli ha. yapamıyordu kırılıyordu sinirlenip ha, evet. aşağı atıyordu. <laughs> Bu ee, bir trap bölümü benim için Star Trek e, Next Generation'ın yine güzel bölümlerinden bir tanesi. Üçüncüsü ben şimdi işte biliyorsunuz hep şeyi söylerim. Yani üçüncü sezondan başlıyor. <laughs> Bizim mimimiz de bu olacak artık. <gülüyor> <gülüyor> yani nereden gireyim diyenler üçüncü sezondan gireyim derim. Neden? Çünkü Hiç bu bir -trap, trap gibi bölümler var içerisinde. Şimdi, bu bir trap bölümü neresinden tutsan orasından çok iyi bir bölüm. Bak hikayenin başında böyle şey gibi başlıyor. Aa eski bir gemi keşfediyorlar. Zaten böyle bir şey yani kurulum şeyde çok iyi geliyor. Vay ulan eski gemi keşfettik bin sene öncesinden kalma işte bu gemi göklerde uçarken insanlar o sırada daha saat geliştiriyordu. Picard böyle bir heyecanlanıyor çünkü hem bir kaptan hem de belli ki işte eski şeylere merakı var yani tarihçiliğe nasıl söyleyeyim deniz tarihçiliğine falan merakı olan birisi hani böyle bir arkeolojiye falan meraklı işte. Hemen hopa gidiyor gemiyi öbür gemiyi geziyorlar Sistipuslu puslu iskeletler dönüyor böyle falan. Çok zengin bir bölüm yanandı mı? Daha olay başlamadı bile yani bütün onlar yaşamaya. Yani öbür gemide bir şey keşfediyorlar. Data diyor ki ya bu bilmem ne şöyle böyle kurtarımız içindeki datayı. Aa adamlar bilinmeyen bir şekilde ölmüş falan. Çok keyifli gidiyor her şey. Bir şey ama bir şey o çıkacak mı bölümde falan derken kaptan bir tövbesi tamam ben bir enerjim çekildi ay, falan. <laughs> enerji çekilmesi başlıyor böyle. Sırtlarımdan doğru bir ağrı giriyor falan. Ense köklerine bir, şey, bir acı böyle. saplanıyor. Her, her ağa, tuzak şuymuş enerji e şeylerinin enerji emikleyicilerin arasına düşmüşler. Savaştan kalma böyle bir tuzak varmış. Aslında bir önceki yanlarındaki gemi de ona düşmüş. Yani A pilotu da B pilotu da A plot ve B pilotun arasındaki detayları da güzel bir bölüm. Ondan bahsediyorum aslında. Aynen. Yani zaten B pilot işte bu bir önceki bölümde bahsettiğim o savaşın kalıntılarına seni sürüklüyor. Yine hatta Picard bir yerde diyor ki yani bin sene sonra gelip yine bir insanoğlu olarak gelip burada aynı tuzağa düştük. Helal olsun bize yani böyle bir sistemle de böyle elimizin ayarına diye böyle bir sinirleniyor. Orada zaten uyanıyor konuyor yani gerçekten hani e, kaçamıyorsun abi ya yani evrenin evrenin bir noktası ya bu yani belki bulma ihtimalinin milyarda bir olduğu denk gelme ihtimali çok düşük olduğu bir tuzağa tekrar yakalanmak işte bu konudan asla kaçamadığını da gösteriyor. Picard da ona sinirlenip konuyu zaten bir artık sonda ele alıyor böyle kalk oradan ben halledeceğim falan diye böyle. Baya işte kafaya takıyor. Yani, yani, çok güzel bak. Yani şimdi şey çok ilginç tabii. E, Enterprise'ın asıl amacı diplomasi ve keşif. Artık bu sezon bunu çok bariz gördük. Mesela bana Star Trek'i nereden izlemeye başlayayım diyenlere ben hep üçüncü sezondayım. Niye? Çünkü... <laughs> Çünkü bu sezonda Enterprise'in görevinin diplomasi ve keşif olduğu çok belli olduğu gibi karakterler de hep şey derler ya, bir dakika biz savaş gemisi değiliz falan hani böyle bir yani Allah kedimiz de geldi. Kedi <laughs> e, ve işte şey çok tatlı aslında bu sefer keşfetmek için geldikleri bir yerde kötü bir tuzağa düşüyorlar. Ben bu bölümün açıkçası Jordi kısmını daha çok seviyorum. Jordi'nin böyle bir e, nerd halleri anladın mı? Bir işte bir türlü kızlara açılamıyorum. Evet i̇şte, Yanında <laughs> <'la> konuşuyor falan. <laughs> Ya onu da biraz evet zorla yazmışlar gibi çünkü şu bölüme kadar Jordi hiç de öyle içine kapalı ezik falan tarzı bir çocuk değildi. Bu bölüm böyle bir anda böyle aslında şöyle yani ezik gibi gözükmeden de içine kapalı birisi olabilirsin ama herhalde biraz Levar Burton oynarken biraz böyle şey yapmış kendisine. Ya konuşamıyorum kızlarla falan gibi <gülüyor> 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 olmuyor ya. Yani makine dairesindeki gözlüklü nerd yapmış kendisini hafif gerçekten sürekli gözlüğü var yani düşünürsen hastane gözlüğü. <laughs> evet ya çıkaramıyor da adam kör yani yapacak. Evet yani hani anladın mı böyle ilginç bir detay. Ee, i̇şte holodeklerde falan kızları açılmaya çalışıyor. Orada Guinan'la aralarındaki muhabbet çok ilginç. Ya çok komik bir de o bir yandan ne sensin. <laughs> ya Guinan'la aralarındaki muhabbet şey çok ilginç değil mi? Bak. Yani orada çok küçük iki tane cümle var. Ama o cümleyi duyduğum zaman hele de bu devirde aklım bazen şey açısından çok açıyor. Yani acaba onu yazarken şeyin farkındalar mıymış? Başka bir konuya atlayacağım birazcık ama e, iki tane şeyden bahsedeceğim. Bir vay doktoru kadın oldu. Doktoru neden kadın oldu? Yine feminikler kazandı. Falan diye. İnsel oğlu, insel tipsizler vardı ya. Diyor. Hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ya? Lanet olsun. Hatırlıyor, erkek olur abi. Penisiyle çözmüyordu ki problemleri ya adam. Yani Masaya vurup çözmüyor muydu abi doktor? Yani, bu konuyla alakalı biz başka bölümlerde daha çok koştuk arkadaşlar ama hani ilk kez bunu duyuyorsanız yani buradaki burada bizim tepki göstermeye buna gerek yok dediğimiz şey şu. Önceki doktorların pipisinin olup olmadığını ya da önceki doktorların erkek olduğunu bilmiyoruz. Neden? Çünkü doktor uzaylı abi. Galifreyli ırkından Time Lord diye bir şey. Yani bölünerek de ürüyor olabilir, öpüşerek de ürüyor olabilir, alnından ışık atarak da ürüyor olabilir. <laughs> uzaylı yav bir kere. Şey. Yani doktor kadın oldu, erkek oldu zaten şey de çok ilginç. Doktoru kadın oynuyor, erkek oynuyor desen hadi neyse. Ama bunu da diyemezler çünkü kadın bir aktör kötü mü oynar Muhabbetine geliyor. Tabii. Diyeceksek nereden geldik bu alakasız konuya? Şimdi son zamanlarda bizim kanalda da 2D onda da işte ile falan Hı -hı. konuşuyoruz ya. Evet bayağı şey güzel. Artık e, cinsiyet bizdeki anlamıyla değil ama İngilizce'de çok daha bariz bir fark olduğu için İngilizce terimden konuşacağım. Sex ve gender diye iki şey var ya. Hı -hı. Yani işte e, senin Beyan esastır gibi bir şey geçiyor burada. Yani bir kişi ben kadınım diyorsa kadın, erkeğim diyorsa erkektir. Geri kalanıyla yasalar uğraştı Bu tartışmalı bir konu bu arada. Hani yorumlara ne olur bununla ilgili bir şey yazmayayım diye düşünüyorsunuz. <laughs> Kesin Çünkü gelecek. Bunun tartışmalı değil, burası değil. Ee, Bunu da tartışmalı bir konu olduğunu ben kabulleniyorum. Çünkü işte yeni konuşuluyor böyle şeyler açıkçası dünyada. Yavaş yavaş anlayacağız hepimiz. Yalnız burada bak konuşmada şey çok ilginç. Şu bir hani bu bu cümle şeyden gerçekleşmiş de olabilir e, e, Jordan'in nerdlüğünden hani böyle açılamıyor falan utangaç birisi olduğu için de gerçekleşmiş olabilir. Öte yandan bir uzaylı ile konuştuğu için de gerçekleşmiş olabilir. Çünkü bak şöyle bir şey var. Guy'nin bir uzaylı. Bunu hep konuştuk. İnsan değil. Farklı güçleri var. Diğer değerleri de biliyor bunu. İnsan görünümünde bir uzaylı. Evet. Ne olduğunu da bilmiyoruz yani. Daha, daha hayvani bir şey de çıkabilir yani altında. Evet, tabii canım. orada ilk bir şey soruyor ya. Guy'nin'a şey diyor bir şey böyle Jordan. Ya Guy'nin evet sen bir kadınsın değil mi? Evet sana bir kadın olduğumu söyleyebilirim. yani şey oldum böyle. Ben yani şu an 2020 Çok yılında gerçekten, internette falan millet birbirini şeyle alakalı bıçaklıyor. Hayır iki cinsiyet vardır, hayır beş cinsiyet vardır falan. <laughs> bıçaklıyor. Çünkü bir grup insan diyor ki yani atıyorum e işte ne, yani nedir bizi? Hani ben kadın olduğumu söylüyorsam ve kadın gibi davranıyorsam bana da kadın gibi muamele edilsin diyor bir kısım insan. Bir kısım insan da diyor ki aç bakalım ne var aşağıda. Aç bakalım diyor böyle tamam mı? Yani şimdi bu Hemen çözülecek bir nokta. Bu bizim hani ben bunun tartışmasını burada vermiyorum ama burada doğru üslup şudur ya. Yani sen uzaylı var bir de karşında. Ha. yani sen bir kadın mısın? Evet, sana bir kadın olduğumu söyleyebilirim. Heh. O zaman şimdi sen de kadın erkek meselenik konuşabilirsin. Evet. Bu giriş yani bence biraz Jordi'nin nördlüğünden ötürü yazılmış. Yani Jordi böyle ne diyeceğini bilemediğinden saçmalıyor gibi yazılmış. Ama bizim yılımız itibariyle çok Daha doğru anlamlı. bir soru. Yani iyi bir soru, bir uzaylıya sorabileceğin ilk sorulardan biri. Evet, ya Whoopi Goldberg oynuyor uzaylıyı. Bir kadın olduğu çok belli. Ama öte yandan yani belki kadınlarla anlaşamıyorum ya diyecek. İşte Gaynanda diyecek ki ya kusura bakma benim 22 penisim var ve yani. yani... <laughs> bir kadınım falan. Böyle. Çok aşırı uzaylıyız şu anda falan. Hani yok önce bir establish edelim. Ben şu an bir kadınla mı konuşayım? Bir kadınla konuş Tamam o zaman sana şimdi erkeklerle ilgili şikayet edeceğim falan. Bu küçük açılış bile benim çok dikkatimi çekti bu bölümde. Ya bayağı idi ya oradaki diyalog. Ki gayrının zaten içimize e, kurdu düşmesinden beri ben merak ediyorum ne çıkacağını Bu cinsellik cinsel yönelim ya da işte cinsiyet tanımı üzerinden de buna, bu dönemde anlamlı olması dediğin gibi çok değerli. Hatta evet. devamında da ben çok güldüm ama o da çok güzeldi. İşte bir erkekte neresine bakarsın? Kafasına bakarım. Hani kel seviyorum. Hani orada da açık sözlü anladım. Ben hani şey bir tabii abi zekasına bakarım falan. Böyle o klişe cümleye düşmüyor. Ama sonraki açıklama daha da muazzam. Bir insandı ve bana e, insandı kısmını net hatırlamıyorum şu an. Işte bana değer veren, bana kötü günler geçirirken bana destek ama olan bana biriydi. Ha iyi davrandı diyor. Aslında konu bu ya. Hani ne cinsiyette olduğunu, ne yani sana değer verecek, seni her şekilde kabul edecek, seni sevecek, sana destek olacak birini bulmak. Yani bir çiftini bulmak konu. Ya bu diyalog total çok iyi ya gerçekten. Hani orada komedi var. Ya çok rahat konuşuyorum diyor. Aynen. Diyorsun çünkü evet çünkü denemiyorsun ama sen farklısın işte. Yani hayır sen farklısın diyor bu sefer beni tavlamaya çalışmadan için. Hani anladın evet. mı? Yani sen kendin olabilsen normal konsepti zaten çözeceksin. Çok küçük bir güzel muhabbet o. gaynanlı diyaloglar zaten genelde güzel oluyor, ama bu e, Jordan'ın muhabbetini de çok güzel yazmışlardı bence o kısımda. Gaynında böyle bir bilgelik var yani bilmiyorum çok merak ediyorum nasıl ne çıkacak açıklanacak mı yoksa hep böyle mi gidecek? Ne kadar daha göreceğiz karakteri çok merak ediyorum şu anda merak ettiğim karakterlerden biri. Yani çünkü. Çok ilginç gerçekten. Gaynan diyebilir ki ya bizim bizim türümüzde hem vajina hem penis var kafamıza göre yani. O gün nasıl hissediyorsak öyle yapıyoruz. Yani ne, ne güzel lan öyle bir şey olsun. Yani, <laughs> hiç hiçbir şey demesin. Uzaylı kadın ne diyeceksin? Hayır iki cins. neyse falan deyip gitmen lazım. Yani uzaydasın ya artık. Bazı konularda kafayı açman lazım. Ee, ama kafayı çok açmak da bazen tehlikeli olabiliyor. Mesela sana bir örnek vereyim. Şey çok güzel. Jordy'nin bütün bölüm boyunca işte gemiyi tasarlayan ablayla ilk önce sözel diyaloğu girmesi sonra hologramı çıkar mı demesi sonra hologramı canlandırması falan derken Jordi kendisine orada bir hayali neredeyse bir kız arkadaş yaratıyor. Hem de dengi açıkçası. Yani biraz da böyle kafasının kafasına uyduğu birisini ortaya çıkarıyor. Çok güzel muhabbet ediyorlar. Beraber problemi çözüyorlar. Picard bir ara geliyor ne oluyor lan burada falan diye böyle bir... Abi çalışıyoruz sana. bir... <laughs> Basıma durumu gibi evet böyle. Ya. Çok iyi fikir bu arada. Laforcun orada kurduğu Holodeck'e gitmesi onu kurması falan. Mükemmel evet. fikir bu arada. Evet ya. Yani şey çok iyi adam oturup da Excel dosyasına bakacağı daha iyi çalışabileceği bir çalışma alanı yaratıyor kendisine. Evet, ki yani. inan bugün bir şu reality mesela headsetleri bu kadar ağır olmasa ki ilerleyen yıllarda headsetlerini falan hafifleyeceğini ve kablosu hale geleceğini düşünüyorum ben. Sanal çalışma alanları için mükemmel bir şey. Yani Kesinlikle. ben bir dönem şey deneysel olarak yani dediğim gibi headset ağır olduğu için bir yerden sonra sıkıyor seni. Ama sanal hani şöyle rahat çıkarabileceğim bir gözlükle olsa bir yer sanal çalışma alanı için mükemmel bir şey. Çünkü çalışma alanı gerçekten insanın e, efektifliğini arttıran bir şey. Mesela bu bile küçük bir, ve güzel bir temas bu bölümde. Virtual Reality gözlüğünü ben bile evdeyken takıyorum. E, o dönem uygularken daha doğrusu. Yani işte şimdi benim masamın üstü falan belli değil mi? Ya buradaki masamın üstü çalışacağımı geçiyorum şöyle açılıyorum. Etrafım bomboş ya abi. Üç boyutlu alan. Üç boyutlu alanda işte şey var. Steam'in kendi yazılımı var mesela. Sürükliyorum, masayı buraya bırakıyorum. Çat monitörü buraya koyuyorum. Monitörde ne var biliyor musun? Kendi PC'imdeki görüntü var. Ha tabii. Or Aynen. Direkt oraya yazdım. Simüle i̇şte ediyorsun aslında. Işte, buradaki Mouse'u tutup kendi bilgisayarımı orada kullanıyorum. Çünkü gözlerimde sonuçta VR var. Ama kafayı çevirdiğinde bilmem nerede yayladayım. Yani anladın mı? Güneş batıyor yani. Hafif yağmur sesi açıyorum. arka yağmur yağıyor üstüme o sırada. Yani böyle sanal çalışma alanları kurgulayabiliyorsun Süper, şu an. evet. Ama dediğim gibi headset ağır mağır olduğu için falan böyle çok aşırı rahat bir şey değil. Ama Jordi'nin mesela çok iyi çalışması gereken bir anda gidip gerçekten kendisine verebileceği verimliliği maksimuma çıkartabilecek bir alan ve bir arkadaş yaratması kendisine harika bir şey. Öte yandan şuraya geleceğim devam edip. Konuşuyorlar hanımefendiyle anlaşıyorlar. O mühendis, o mühendis muhabbetler çok iyi falan. Sanal da bir karakter olsa Jordi belli ki hanımefendiden hoşlanıyor. Hanımefendi de güzel bir aktris seçmişler açıkçası. O da hani biraz da burada faktör oluyordur. Eee Gel gelim en sonra pişiyorlar mesela. Evet. Ben orada bir şey oldum böyle. <laughs> Ama şimdi hani biraz hani, manipüle ediyor aslında. Simülasyonu manipüle ediyor orada da Forge yani. Ya bir de şey var ya e, gerçek birisinin hologramı o. Evet. Biraz deep fake yani. Anladın mı böyle bir? <laughs> yok anladım şey. oraya girmemeye çalış. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çünkü şöyle yani bu hanımefendi belki galaksinin bir yerinde evinde oturup çayını içiyor o, o sırada yani anladın mı? Hani ölmüş birisi hani şey değil. Moriarty gelsin Moriarty geliyor falan. Öpün şimdi Moriarty falan. Hadi edebi karakter anladın mı? Neyse diyeceğim yani. Olabilir böyle Ama tabii de... görüntü o ama tabii öptüğü kişi şey ya bir yandan da o e, çalıştığı hep hayalini kurduğu kişi ya biraz da. Aslında evet orada denge biraz kayıyor. Öp, öpmesi olur. <laughs> evet. biraz, biraz şey bir yer yani. Şimdi yani anladın mı? Sen şeyi öğrensen bir anda işte. Tancan senin 3 boyutlu çıktığını aldım ben evde. Her gün öpüşüyorum. Şey <evde." gülüyor> böyle bir şey alıyorsun. Hadi canım falan diyor. falan filana geliyor konu. Çok ilginç bir şekilde yani. Mesela e, şeyi çok yaptılar bir dönem. Yine Virtual Reality için. Ünlülerin 3 boyutlu modellerini üretip yani al tabii, tabii. falan şeklinde. İkram olarak. Böyle, eyvahlar olsun falan. Şimdi böyle bir şey mi yani falan. İlginç, ilginç bir muhabbet gerçekten. Onu düşündüm bu bölümde. Ya bu bölüm dediğim gibi yani çok fazla konuya hani böyle şey ama hani bu konuyu ele alıyoruz falan. Startin şey bölümleri var ya. Bu bölüm göçmen meselesini konuşacağız falan. Aslında böyle direkt bir bölüm bir konu seçmek yerine bir bir maceranın içerisinde farklı konulara değindikleri zaman çok daha güçlü oluyorlar gerçi açıkçası. Evet. Ama temayı da kaybetmiyorlar işte bir yandan da. Ya. Temada korunuyor. İşte bu bölümün teması şu gerçekten geçmişin hani sins of the father yani geçmişin evet. şeyleri peşimize bırakmıyor. İlk ta e, şey bölümünden beri Picard'ın eskiden öldürdüğü bir Ferengi gemisindeki olaydan hmm. kendisine tuzak kurulmasından beri hep bir karakterlerin geçmişi. İkinci bir konu mesela burada hoşuma giden yine çok iyi kurguladıkları e, başlarda böyle Picard nostaljik hani işte diyor be diyor eskiden diyor insanlar bir tane motoru olan uçağa binerlermiş pır 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 pır, pır uçarlarmış şimdi bizi makineler uçuruyor diye dataya dert yanıyor. Ya bu, bunlar, bunlar var ya. <gülüyor> <gülüyor> bunlar çok ilginç. Data da şey diyor böyle. Beğenmiyorsan uçurmayalım ya. <laughs> yani data böyle bir şey demiyor ama hani vay be şimdi bizi bilgisayarlar uçuruyor diye ben olsam dataya dert yanmam. Evet data abi. Ne desin lan? <laughs> Şaşırıyor böyle falan. Bilgisayarlar vallahi her yerde. Sıkıyormuş değil mi kafasına? Ah <laughs> da. <laughs> Çocuk yani orada onun da durumu belli yani. Gel gelelim ondan sonrasında işte şey olması çok ilginç. Yani Jordi diyor ya abi sürekli daha fazla enerji harcayarak kaçmaya çalışıyoruz ama bu işin asıl çözümü daha az enerji harcamakta evet. yani kapatacağız bütün sistemleri al boşa alacağız <laughs> gemiyi vurdurarak çıkacağız. Aynen. çünkü ana yakalandıkları yapı onların enerjisiyle beslenip onlara aslında o enerjiyi tekrar onla saldırıyor tekrar onu çözemiyorlar bir türlü. Burada ee, da, da şey işte, diyor Laforge onu mu diyecektim? Yok sen söyle. Yok şey diyecektim işte LaForge'da demin sen dedin ya dataya şey yanıyor diye bilgisayarlarda elektronik falan. Burada da aslında konu şeye geliyor ya ya sayılar önemli değil. Burada seziler önemli. İşte bilgisayarın evet. e, bir insan gibi hayatta kalma şeyi olmayabilir. Picard onu söyle ve o işte dediğin noktada hemen kalk oradan ben halledeceğim bu işi falan deyip oturuyor yani. Yine o konuya geliyorlar. <laughs> Picard'ın tabii şeyi de var güzel. Yani seziler meziler. Picard da şey diyor ya ve hayatta kalma ısrarı ha, insan işte, diyor. Aman. Güzel bir diyalog. Ve ondan sonrasında işte aslında Picard'ın bir 10 dakika önce söylediği şeye bağlanıyor ya konu. Yani güzel çok ne kadar güzel yazılmış. İşte tek motorlu gemilerle giderdi insanlar o zaman diyor. La Laforte gelip şey diyor. Abi her şeyi kapatacağız bir tek thruster açacağız diyor. Yani hani itici. motorlar bile sadece hmm. bir tane, iki tane itici devrede olacak. Aslında bir nevi tek motorlu uçakla pır 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 çıkıyorlar o bölgeden dışarıya. Tatlı ya. Yani e, çok iyi kurgulanmış. Yani gerek e, Leia'yla Jordan arasındaki diyaloglar gerek Jordan'ın kendisine sanal bir çalışma alanı yaratması çok, çok iyi ama işte bu sanal çalışma alanında yarattığı kurmaca kadına ve kurmaca düzene düşmesi bir yandan da hani aman diyor her şeyi kapatalım ama holodaki kapatmayalım falan ya bir de böyle anladın mı? Orayı çünkü ekstra korumaya çalışıyor. Çok tatlıydı ya bu bölüm bence pek çok açıdan e, çok başarılı bir bölüm. Şeyi merak ediyorum bir noktada işte Star Trek onlara girecek mi acaba? Genetik olarak insan değişimi hiç bitmiyor ve hani sonuçta biz e, çok çok da yaşlı değiliz evrene baktığında. Ve hala çok atalarımıza bağlı genetik özellikleri taşıyoruz. Bu kadar zaman sonra Star Trek'te bu kadar uzayda gezdikten sonra bunlar hala aslında çok büyük bir genetik yaşamadığını gösteriyor insanların. Yani hala geçmiş özlem var hala onları gördüklerinde sanki ya yani bin, binlerce yıl geçmiş abi üzerinde hala yani binlerce değil mi de bin yıl mı geçmiş ne kadar geçmiş yani şu an hatırlamadım tam sayı ama 1300 mi? mü? Ama ataların gemisi değil canım uzaylı gemisi o yine. Yok normal insan bizim çağımıza göre kaç sene uzakta Star Trek? Aa, ya, vallahi bilmiyorum. Onu hep bir ara bir ara bakmıştım. Ondan sonra bunun o kadar kıymetsiz bir bilgi olduğunu fark ettim ki saldım bunu yani. Ya kıymeti şöyle işte aslında onu diyorum yani bir değişiklik olmamış hala. Yani olması gerekir miydi acaba diye düşünüyorum bazen de. Yani Laforge için de öyle, Picard için de öyle. Hala gidip Paris sokağında romantikleşiyor. Ne bileyim abi benim 3000 sene önce olan olaylara karşı romantiklik hissetmem mesela tuhaf gelebilir bir noktada. Yani, yani bu dizi için söylemiyorum da genel için. Sanki orada bir genetik farklılığı e, farklılığa Ama, erişemiyor gibi insan oldu. Şöyle bir şey var şimdi mesela biz de bugün baktığında hiçbirimiz kötü olan şeye heves etmiyoruz. Yani şey ilginç bak. İşte mesela bir vakit insanlar mağaralarda yaşayıp taş yiyip sıçarak ölüyorlarmış değil mi? Dizanteri <laughs> falan <gülüyor> olup. Yani değil hiç oluyorsun. kimse... Biz <laughs> bunu romantizmini yapmıyor. Böyle şey olmuyor. Aga be eskiden ne güzel dizantir <laughs> olup ölüyor. Ne güzel humma olurduk. bir sürü mesela insan şey der. Ya ben orta çağda yaşayacakmışım abi. Şövalye olacakmışım. Alacakmışım elime kılıcı. Laps da işte ah be 1800'ler Paris'inde olmak vardı falan. Mesela bugün insanın romantizm duyduğu. Yani ya estetik ya rol. Yani böyle şeyleri romantizm duyuyorsun. Eee Star Trek'tekiler de bence o şekilde. Yalnız işte seyirci anlayabilsin diye hep bizim dönemimizden, bizim bildiğimiz şeyler romantizm evet. duyuyorlar. Biraz hiç biz şey 2077 yılının romantizmini kurmuyor ya hiç kimse yandım. <laughs> <değil mi>? Hani seyirci <laughs> tanımaz ve ekstra set gerektirir yani. Ama e, mesela şey işte o açıdan bir şey de ilginç değil mi? Mesela Klingon'un kendisi için yaptığı holodeke giriyorsun. İskeletlerle dövüşüyor falan diye. Her <laughs> şey <laughs> Picardın yaptığı olağanı giriyorsun. Hakikaten Fransa'da hanımlarla kahve içiyor yani böyle bir mevzuda. Anda anda yani e, bence temel olarak insanların işte şey ihtiyacı değişmeyecek herhalde. O hiç değişmemiş ki. Daha iyi alanlarda daha konforlu yaşamak istemişler insanlar. Hep bunun için kimisi savaş vermiş, kimisi medeniyet kurmuş. Medeniyete veya yiğitliğe böyle bir hasret duyuyor insanlar. Ama diğerlerini duymuyorlar böyle ilginç bir durum. Evet, tuhaf. Yani rekabet Nerede ve heyecanla ya? gidiyor belki de. Ha? E nereden geldi? <laughs> ne bileyim seke seke geldik işte ben de şu an hiç hatırlamıyorum nereden <laughs> geldi <laughs> okey o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa bu bir trapi de kapatıyoruz bir sonraki bölüm The Enemy bölümü ee, o da güzel tatlı bir bölüm yok yok ekleyeceğim bir şey yok dediğim gibi sadece çok yani pek çok açıdan çok iyi yazılmış bir bölümdü bu bölüm İlk arkeolojik kanıtları bulduklarında ettiklerinden itibaren Sonra bu arkeolojik tuzaktan kurtulmak için çok düşük teknoloji kullanmaları gibi böyle hani karşılıklı böyle değil mi kontrast yaratan evet. çözümler ve problemler içerisinde gidiyor olmaları çok hoşuma gitti benim açıkçası. O, 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 orada. Gerçek bir insanı modelleyip kafana göre gerçek bir insanı oynatabiliyor olman lot of ethical questions der yani. <laughs> Peki orada görecelik geliyor işte. Bundan kimsenin haberi yoksa neyse hadi. <laughs> Bir yedinci bölümde evet. görüşürüz. <laughs> İyi bakın <gülüyor> kendinize. Bay <laughs> bay.